İç güveysinden hallici. Bir avuç ağrı kesiciyle duruyor. Git dedik gitmiyor. Kadim Bey'le konuştuk. Sana bir ev bulana kadar otelde bir oda açmaya karar verdik. Çok sağ olun da ben... İtiraz etme. Bu herkesin başına gelebilecek bir durum değil. Ayrıca yeni bir ev bulman için elimizden geleni de yapacağız. Ne kadar ince bir düşünce. Teşekkürler Nedim Bey. Elçin ablam nasıl? Bizim evde şimdi. Keyfi yerinde, merak etme. Şey, ben onu görmek için... Ne zaman görmek istersen bana ya da Osman'a söyle, seni götürürüz. Hadi tekrar kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Dedim sana, öyle düşünceli, öyle sıcak ki çok başka bir adam ya. Süper ya, otelde kalacaksın. Yok Eylül, sağ olsunlar da benim bugünden tezi yok, bir ev bulmam lazım. Ev bulması lazım. İstediğin bir şey var mı Elçin anne? Ben çıkacağım birazdan. Abi mi? Bilmiyorum. Tamam, görüşürüz. Benim işim bitti. Birkaç yere uğrayıp eve döneceğim. Elçin anneyi yalnız bırakmayalım. Sen? Erken daha. Sen çık. Şunları bir temizleyeyim. Ne zamandır bakamadım. Ya sen hazır gelmişken bir fikir ver bana. Fikrimi sor yeter ki. Bak bakalım. Elçin anne için. Eski evine benzer birkaç bir şey bulmaya çalıştım da. Fena değil vallahi. Ya acele etme bence. Kendi düzenini aramaya başlayacak. Onun için acele ediyorum. Niye? Belki böylesi hoşuna gider. Hem sen de yanında olacaksın. Ben canınızı sıkmam, korkma. Ne saçmalıyorsun Nedim? Yok ne bileyim. Öteki evde ikiniz mutluydunuz. Şimdi burada ikili mutluluğunuzu bölerim diye söylüyorum. Hadi hadi, sen çıkmıyor muydun? Tamam tamam, çıkıyorum. Ha? Akşama maç var. Elçin anne izin verirse seyrederiz istersen. Hı-hı. Nedim Bey'in telefonu. Süreyya Hanım görüşecek, bir saniye bağlıyorum. Alo Nedim. Nerede kaldın hayatım? Ezo, çok geçmiş olsun. Sağ olasın Osman abi. Kadim Bey beni uyandırmamış. Keşke yanınızda olsaydım. Boş ver, yüreğin yeter. Ya sen nereye? Ustal ustamla Eylül'de kalacağım. Ben sana oda açtırmıştım. Zahmet etmişsiniz. Böyle daha iyi. Sen bilirsin. Ezo. Şey diyeceğim. Odan yine hazır duracak. Ne zaman istersen. Çok teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok. Bileyim, kim olsa yapardınız. Ben ona teşekkür etmeyeyim. Ya? İsmimi söylediniz ya. Girdim mutfağa, çıkamadım be oğlum bir saattir. Rumeli usulü orman kebabı yapıyorum. Siz hanımefendi lütfedip belki biraz yersiniz diye. O havuçlar o kadar ince doğranmaz, erir. Elçin anne sen niye kalktın? Hı? Hmm. Bu etler için? Büryan olacak. Gider misin başımdan? Yatman lazım zaten. Sen Elçin annenle ne biçim konuşuyorsun bakayım? Ha. Kerata? Tamam, tövbe, tövbe. Kalın doğru, kalın. Tamam. Tahmin ettim zaten. Maç seyrediyorum diye kaçtın yanımdan değil mi? Aa, delinin zoruna bak. Neden kaçayım ayol? Yat yat, sıkıldım ondan. Kıskanç şey. Ya Kadim kardeşine bir şey söyler misin lütfen? O artık büyüdü Elçin anne. Benim söylememle değişeceğini sanmıyorum. Telefona bak, geliyorum şimdi. Şunları iyi çevir, güzel karıştır. Efendim. Efendim Arzu. Evet annem, biz de esir aldık. Yok yok bir şey. Ya vallahi doğru söylüyorum. Ufak bir aksilik oldu, o kadar, korkma. Dur bak vereyim, kendi anlatsın. Yavrum. Nasılsın anneciğim? Ben de iyiyim kızım.
Evet, ufak bir aksilik oldu. Ezo, bırakır mısın lütfen? Ya baba ya. Allah Allah. Allah Allah. Sen ne yaptığını sanıyorsun kız çocuğu? Elinin yanıyla iyiliğinin işine karışma. Ya usta, sakat değilim çok şükür. Allah iki tane el vermiş. Biri yoksa ötekini kullanırım. Derhal bırak o tabağı. Derhal. Ya böyle yaparsanız ben daha da sizde kalamam ha. Usta ne emrediyor? Şimdi içeri geçiyorsun ve benimle tavla oynuyorsun. Yemekten sonra tavla oynamaya bayılırım. Bu kirata küçükken benimle oynardı. Bilgisayar denen meredi aldık alalı masa başından kalktığı yok. İyi de ben tavla bilmeyeyim ki usta. Harika. Hemen öğretirim. Dikkatli ol Ezo. Mutfakta yemek öğrettiği gibi öğretiyor ha. Eyvah, yandık başına. Evet. En son Elçin Hanım'la oynamıştım. Oynadığıma oynayacağıma pişman olmuştum. Bari bir acı bir bulmuşken kaçırmayayım. Kurban olduğum Elçin abla. Ne yapayım şimdi evinden ayrı oralarda kim bilir? Evet Sait. Ha evet, telefon çaldı ama ben duymadı, duşta. İki dakika sonra ara, çıkıyor ben. Ah güzel kızım benim. Neye uğradığını şaşırdı çocuk. Nedim, o havuçları ayırma. Yenecek onlar. Tamam. Ya izin verseydin de gelip bir seni görseydi. Gönderirdik uçak biletini. Şimdi en yoğun senesi. Ara sınavları falan var. Hem gelip ne yapacak? Yanan evi yerine getirecek diye ya. Baksana ne göstereceğim Elçin anne. Otur şuraya. Daha yemek bitmedi. Tamam, doydum ben. Ya okul bitince dönmeye kararlı mı? Kalsaydı İsviçre'de. Ben de söylüyorum ama o beni bırakamaz ki. E biz varız. Burada yalnız değilsin ki. Belki hoşuna gider. Burada benimle oturmaya devam edersin. Herkes kendi düzeninde bir güzel oğlum. Burası da zaten yıllardır senin düzeninde Elçin anneciğim. Bak bakalım Elçin anne. Ne bunlar? Sen birini beğen de. Benim için mi?